19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kahramanmaraş'ta çeşitli etkinliklerle kutlandı. Atatürk Meydanı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı burada yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti inşallah sonsuza kadar devam edecek dedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla başlayan milli mücadelemizin kurtuluş mücadelemizde bugün 98. yılını kutluyoruz. Her zaman söylüyorum, gençlerimiz inşallah Ulu Önder Atatürk'ün ortaya koyduğu, yol gösterdiği, gençlerimize hedef koyduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni inşallah ilelebet sonsuza kadar devam edecek. Bizler de Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Bakanlığımız olarak inşallah faaliyetlerimizi, gençlerimizle ilgili tüm organizasyonları daha dolu dolu gerçekleştireceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Elbistan ilçesinde de Atatürk Anıtı'na çelenk sunulup saygı duruşunda bulunuldu. Tören Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cengiz Sanferi'nin büste çelenk sunmasıyla başladı. Törene Kaymakam Tuncay Akkoyun, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdülkadir Yağar, İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 98. yıl dönümü etkinlikleri Hükümet Konağı'nda Ahşin Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Asef Arslan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program Ahşin Sentetik Çim Sahada devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Asef Arslan, Mustafa Kemal'in Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olduğunu söyledi. 19 Mayıs 1919 tarihi bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milleti için bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir diyerek Samsun'a çıkması bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin başlangıcıdır. Sevgili gençler, bugünü bayram olarak kutluyoruz. Ancak bu bayramı bayram yapan, bu vatanı vatan yapan ve vatanın devamı için canını feda eden tüm şehitlere borçlu olduğumuzu sakın unutmayalım.